Herkese merhabalar, ben Ruhi Çenedim. Buradan mermiyedim, buradan çıktım. Burada yanlış bir kişiyle kuracağınız 2 saniyelik bir göz teması hayatınıza mal olabilir. Sesli nefes alırsam duyuyorsun. Belki de şu an burada bulunmamalıyız. Bu videodaki hiçbir davranış veya söylem izleyicilere tavsiye, övgü, örnek veya teşvik niteliği taşımamaktadır. Bu videoda göreceklerinizi veya duyacaklarınızı kesinlikle örnek almayın. Siz bu mahalleye ne zaman geldiniz? Biz bu mahalleye 90 sene önce geldik. Nereden geldiniz? Babanın hepsi bizim akrabamız. Adıyaman'dan bizimkiler geldi. Sizin bu mahallede yaşadığınız en abartı olay neydi? Daha dün kavga ettik. Siz mi ettiniz? Ha, ben ettim. Ne kavgası ettiniz? Çıktım mahallede sövdüm, adam çıktı, sendeki bir şey yok abi dedim. Adamı alttan aldı, adam bana sövdü. Yapacak bir şey yok. Kavga ettiniz? Yok, sıktım. Bacağına mı sıktınız? Değmedi. Havaya sıktınız. Niye havaya sıktım? Ete sıkardım. Ete sıktınız. Kapısına geldim. Mevzu neydi peki? Ses etmesi mi? Ses etme mevzusu değil. O sıktığınız... Acı devine çıkalı 13 gün oldu ben. Sıktığınız kişi yabancı mıydı? Yok. Değilse Allah'ın neden? Allah'ın hakkı üçtü. Sus diyeceksin susmayacak, sus diyeceksin susmayacak, o zaman sen konuşacaksın. Damarlarıma bastı. Küfür ettiği için sıktınız. Küfür ettiği için zaten. Burada küfürü kimse kaldırmıyor. Ben koyun kelimesini adam mı diyor? Siz neden cezaevine girmiştiniz? Çocukken sorularla ben dövdüm. Sıktım. 6 ay önce de burada beni yine dövdüler. Yine sıktım. Yine olsun, yine yaparım. Vurdunuz mu? Vurdunuz mu peki? Vurmazsam nasıl ceza atacağım? Paçalarınız var sizin. Hepsini cezaevinde kestim. Kaç yaşındasınız? 17 yaşındayım. Hayatı çocuk yaşta öğrendim. Birçok cezaevine nakledildim. Hiçbir cezaevi de beni kabul etmedi. Yok, adam. Buradan mermi yedim, buradan çıktım. Hesap derler diye. Her taraf kestim. Peki bu... Şuranızı nasıl kestiniz? Nerede? Ense tarafı. Fayansla kestiniz. Cezaevinde tuvalette fayans var biliyor musun? Fayansı kırıyorsun, sivrileştiriyorsun, vuruyorsun. Sizin bunu yapma amacınız hücreden kurtulmak mıydı? Hücreden kurtulmak değil, cezaevinde eziyorlar. Biz de kendimize ezdirmiyoruz. 12 yaşında girdim, 15 yaşında çıktım. 16 yaşında girdim, 17 yaşında çıktım. Hatta 2026 buçuk ay yattım, 13 gün oldu cezaevinden çıkalım. Bak göz göze gelirsin, sana der ki hayırdır ne bakıyorsun, sen dersin ki hayırdır ne bakıyor. Ya karakolda, ya muhtar. Bir selam vermesi geçer. Gerekiyor herhalde öncesinde. Ya ne yapacaksın? Kusura bakma kardeşinden alttan alacağım. Geceleri burası nasıl oluyor? Issız oluyor ya genelde. Orada savaş çıktı mı, namluyu bu tarafa durdu, buradan sıktım, mermimize gelmez. Mesela bir şeyler mi oluyor? Yani durduk yere insan yürüyor, durduk yere cinayet işleniyor. Ne bakıyorsun davasına, burada çok cinayet işlendi. O yüzden insanlar biraz tedirgin. Çok olay gördüm. En başta kısa bir örnek vereyim. Bizim ev şeker taksinin orada. Balkonu yola bakıyor. Bir gün oturdum sigara içiyorum. Bir olay çıktı. Karşıdan böyle karşı büfeden falan adamlar çıktı. Adam iki tane zırhı bir çekti, bir soktu buradan, arkadan çıkarttı. Evet. Öner bıçağı. İki tane bir soktu buradan, buradan çıkardı. Yani en basit olaylardan biri. Çok şey yaşadım ya. Çok adam sık geldi, oluyor mu pek? Adam çekti, ayağına sıktı. Çok evet. Sık oluyor aynı. Ufacık çocuğun elinde bile s**tığı için artık millet açıldı. En genç kimi, ya kaç yaşında birini gördünüz? Vallahi 10 yaşında da gördüm, 11 yaşında da gördüm. Hala devam ediyor mu bu kullanım? Devam ediyor. Vücudunuzda bir yara izi var mı? Bacaklarımda var. 3-4 kere çakı yedim ben. Burada oturanların çoğunda var o yüzden. Bu dövmeleri ne amaçla yaptınız? Bir heves diye ufaktım, 10 yaşında, 11 yaşında yaptırdım. Kolunuzda baktıkça burada faça izleri görüyorum. Bunlar evet, onlar neden yaptınız? Böyle komple gelir baba. Ne işle uğraşıyorsunuz? Pazarcılık diyelim ben. Yaralanma iziniz var mı? Var. Ne oldu? Şurada mesela çakı yedik zamanında. Konu neydi peki? Yok da öyle mesele işte mevzu. Şimdi sana nasıl gireyim ben? Buranın yabancısıysan buradan bağırarak geçemem. Tezbih sallayarak geçemem. Evet burada adam bilir ama artistlik yaparsa, adabını bozarsa, burada nefes alan sesin nefes alırsan dövüyorsun. Bir vukuat yaşandı mı, gördünüz mü? Her dakika maalesef. Bunların hepsi paça. Neden yaptınız bunları? Sıkıntılarım vardı. Cezaevindeydim. Kaç yıl kaldınız? 2,5. Kaç yaşında girdiniz? 14 yaşında. 14 yaşında kimi yaraladınız? Yaraladım işte. Sebebi neydi? Sebebi? Hangisini sayak ki? Gelecekte ne yapmak istiyorsunuz? Allah ne kısmet ederse. Hırsızlık var mı? Var tabi abi, nasıl olmaz. Ama mahallede yok, kendi mahallesini yapmazlar. Ama Adana'nın her yerinde yaparlar. İstanbul'da gider yaparlar, Ankara'da gider yaparlar. Sizin tanıdığınız herhangi biri cezaevine gitti mi? Tanıdıklarımın %90'ı cezaevinde. Ben girmedim. Ama burada gördüğünüz arkadaşların 10 kişinin 9'u girmiştir. Sabıkalı yani bizim evet. Mahalle. 01 dizisi burayı doğru yansıttı mı? Bu adam vurma filan olaylar bir tık önceki şey jenerasyon diyeyim. 10 sene önceki jenerasyon. Burada yine cinayet olayları olur yani. Birbirine baktım bile. Bakıştan mevzu çıkıyor mu? Ölüyor yani. Çıkabiliyor. Mesela birisiyle göz göze geldiğimizde 3 saniye 4 saniye anlamsız bir şekilde bir mevzu çıkma potansiyeli geliyor yani karşısındakine. Biri bana 5 saniye baktım hayırdır oğlum filan. Mesela bu bir kural aslında değil mi? Aynen. Bakıyorsan bile ya selam veren vermiyorsan da bir kişinin var demek ki bakıyorsun. Evet. Anladın mı abi? Devletin öncelikle bu parkı karakol yapması lazım. Yani engelleyebilmesi için. Her gün suç oluyor mu burada? Hemen hemen. Sizde bir yara izi vesaire var mı? Sırtında var. 2 tane çakı izi var. Konu neydi? Karşı taraf da aklını aldı yani. Manita mevzusu ya.
burada duruyorsun abi? Niye burada duruyorsunuz okulun önünde? Mahallede gündüz herkes gelebilir gönül rahatlığıyla ama gece tavsiye etmiyorum mahalleye. Gece ne oluyor burada? Geceleyin herkesin kafası güzel oluyor. Yo baka sana gel lan buraya. İki sene test cevap verirsin. Sokar gider. Sen adamı istersen peygamber gibi davran. Söz. O adam sana gider yapar yani. Alışmışsın, karar ver baba. Bir pro ver o zaman. Mahalleye girerken sağına soluna bakmayacaksın. Selamını vereceksin gideceksin. Devlet bitirdi. Şu an hiçbir şey yok. Her şey öyle. Bu mahallenin kuralları nelerdir? Kötü alışkanlık. Kötü alışkanlık mı kuralları? Evet. Geçmişe kıyasla bunlar azalmadı mı? Maalesef. Niye azalmıyor? Gençlik bağımlılık olmuş. Ben genç bir arkadaşla röportaj yaptım. O bunların hiç olmadığını söyledi. Yalan söylüyor. Niye yalan söylüyorlar? %90 kendiler kullanıyor. Mahallede birbirlerine hasım duyan insanlar var mı? Hasım olan insanlar. Nereden geldiniz buraya? Sizden geldik. Eylem ne ararsan var. Duyduğuma göre damdan dama atlama olayları oluyormuş. Buradan mesela bu tarafa doğru gidebilirsin bak. Her birleşik olduğu için. Mesela bu sokak sonu yok mu? Evin damından direkt gidebilirsin. Damdan atlama olayları vukuat yaşandığı zaman ya da bir kovalamaca yaşandığı zaman kullanılıyor mu? Onlarda oluyor. Siz böyle hiç kullanan birilerini gördünüz mü? Biz kullanıyoruz. Bir işe yaradı mı? Yaramaz mı ya? Başınıza ne gibi vukuatlar geldi? Şimdi bir şey ne p***ladı? Bilmiyorum belki torpildir belki de s***tır. Hiç belli değil. Bugün bir olay yaşanmış mıdır sizin kulağınıza gelen? Dün gece yaşandı. Dün gece burada s*** çıktı ya. Vücudunuzda bir yara izi var mı? Şimdi göstermen de. Her tarafımız delik deşik ya. Bu evde bir eşyalar yakalattım. Yok mu akıllar azalı işte. 2015'ten beri de yatıyorum. Ne? Şu an cezaevini zinlesin zaten. Hala yatıyorsunuz ulan hala teknik olarak. Neler yakalandı burada? Hücre yakalandı. Cezanız ne kadarlık? 12 sene 8 ay. Bu poşetleri çocuklar uçurtma yapıp uçuruyorlar. Bak adam burada ayakmış. Kaça satıyorsunuz mesela bunları? Tanesi 2 lira. El emeği teşekkür ne ödenmez yazmışsınız. Evet. Burada aileler de var. Mahallede biraz rahatsız edildiği gibi ama o kadar da biraz fazla var. Eğitim yok. Eğitim adına hiçbir şey yok. Hürriyet sanki unutulmuş, sanki insanlar sanki unutulmuş. Duvarın üstüne cam koymuşlar. Millet kullanmasın diye işte. Hırsızlık. İşte görüyorsun işte. Belediye yolun halini görüyorsun. Trafiği çek abi. Sadece trafiği çek abi. İşe demiyor. Ben bildim bileli çocukluğumdan beri mesela buralara şey gelecek diye konuşurlardı. Kentsel dönüşümü aynen. 10 yaşındaydım. Hala konuşuluyor. Ben şu an 36 yaşındayım. Daha bir çivi çakılmam. Geceleri bu mahalle nasıl oluyor? Biraz daha tabii ki daha farklı yani. Yukarı taraflardan gelen insanlar burada belki bazı alışveriş yapıyorlar. Ya dışarıdan gelen insanlar buraya yan gözle bakıyor. Yani of lan of diyor adam. Adam gelmiştir Turgut Özal lan. Mapa sığmazdan gelmiştir. Gecenin bir vakti mahalleye küfür etmiştir. O adamı delik eşlik edip gönderildi. Mercan, ağlıdır. Üst satışını kim yapıyor abi? Kimse yapmıyor. Ne bakıyorsun diye bir beğen öyle mevzuyu başlatıyor. Bu mahallenin temiz çocuklar. Peki temiz kalabilmeyi nasıl başardınız? Arkadaş ortamına fazla girmedik. En son ne yaşadığınızı anlatsın. En son ne mi yaşadım? Başka bir mahalleye gitmiştik. Ufak bir tane çocuğa tokat vuruldu. Dayanamadım. Ben de o çocuğa vurdum. Mevzu öyle başladı. Bu mahalleyi kötü bilirler ama bu mahalle kötü bir mahalle değil kardeşim. Yani internette yaratılan algı yanlış. Yo eskiden... Yanlış. İnternette göründüğü gibi değil bizim mahalle. Çok kötü anlatılıyor yani. Herkes gelsin görsün bu mahalleyi. Gün içinde birisini canını almak var mı yani? Oluyor mu öyle? Esnaf ayırmışı çok olur değil yani. Bir de saat 12'den sonra hücrenin gerçek yüzünü görebilirsiniz. Hala devam eden olaylar var mı? 12'den sonra. 12'den her taraf böyle kararır. Elektrikler gider. Geceyi bize bir anlatsanıza. Geceyi yani anlatılmaz yaşanır ya. Gelip ben artık evlendiğim için geceleri takılmıyordum. Satma bitti ama işime bitmedi bence. Herkes kendi çapında örgütlayı mesela. Senin mamluksun sen de satan. Sizin de gördüğünüz gibi mahalle ana akımda veya internette gösterildiği gibi değilmiş. Konuştuğumuz herkes bu mahallenin gerçek yüzünün geceleri ortaya çıktığını söyledi. Her köşe başında bir tehdit bizi bekliyordu. Ve ben bunu da çekebilmek için gece sokaklara daldım. Gün boyu Hürriyet Mahallesi'nde bir gün geçirdik ve her tipten insanla röportaj yaptık. Katıla özelse Hürriyet Mahallesi'ne gece arabayla girdik. Kamera arkasında yaşanmış tuhaf teklifleri de filtresiz bir şekilde çırılçıplak aktaracağız. Orada bazı kamerayı indirelim bayram. Dolaşan tipi görüyorsunuz arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmanın dışında YouTube kanalıma katılma özelliği var. Abone olanların görmediği videolar katıla özel yayınlanıyor.
Katıl sayesinde hem normalde koyamadığım, konuşamadığım konuları orada anlatabiliyorum hem de daha yüksek bütçelerle oluşturduğumuz içerikleri yüklüyorum. İşte gece Hürriyet Mahallesi'ne arabayla girdiğimiz videoyu izlemek için bu videonun açıklama kısmının en üstündeki linke tıklayabilirsiniz. Onun altındaki linkte ise kanalıma birkaç işlemle nasıl katılabileceğiniz anlatılmakta. Katıla özel birçok video yükledik. Batı Karadeniz'in yeşil gözdesi Bolu'da kurulan Arap şehrini gezdik. Kuzey Kıbrıs'a gittik ve oranın Türk halkının Türkiye hakkında ne düşündüğünü gösterdik. Başka bir videoda ise Japonya'ya gittik, insanların hayatlarına son vermek için uğradıkları ürpertici ormanın derinliklerine kadar gezdik. Tüm bu videolar ve gelecekte ana akım medyada veya YouTube'da göremeyeceğiniz özel videolar katıla yüklenmekte. Kanalıma katılmak için bu videonun açıklama kısmının en üstündeki linke tıklamanız ve basit prosedürleri uygulamanız yeterlidir. Şimdi katıla özel Hürriyet Mahallesi'nde gece çektiğimiz videoda ve daha birçok özel videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben Ruhi Çene.